Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Ben İlhan Sevin. Bir Eğitim Gündemi programıyla yeniden birlikteyiz. Evet, eğitimdeki gelişmeler de son hızıyla devam ediyor. Bizler de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bugün aslında eğitimdeki bir takım değişimler, özellikle öğretmen rotasyonundan bahsediliyor. Ve 950 bin öğretmenimizi ilgilendiren bir rotasyon, iller arası rotasyon. Bir yer değiştirme olayı. Onun dışında Maarif Vakfı diye bir vakıf Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Bu da çok önemli bir gelişme. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda müdür baş yardımcısı ataması ile ilgili Danıştay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. Bu konudan bahsedeceğiz. Tabii programımızın akışında yine 20-15 gibi Profesör Doktor Gaye Uster hocamız, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Gaye hocamızla da bir telefon bağlantımız olacak. Özellikle Gaye hocam da çok yoğun bu Maarif Vakfı ile ilgili, diğer gelişmelerle ilgili meclisteki eğitim komisyonunda bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Gaye hocamla da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Tabii bunun yanı sıra yine 12 Haziran'da çocuk işçiliği ile mücadele günüydü. Çocuk işçi sayısı gittikçe artıyor. Kısacası eğitimdeki bütün gelişmeleri çok değerli bir konum var stüdyomda. Türkiye'nin en büyük öğretmen sendikası Eğitimsen Genel Başkanı Sayın Kamuran Karaca Hocam konuğum. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Tekrar. Kamuran Hocam'la daha önce de birçok kez Cem TV'de daha başka platformlarda program yapmıştık. Evet. Hocam Ankara'dan kırmadı, bizi geldi. Ayağınıza sağlık hocam. Çünkü eğitim gerçekten çok önemli. Sizler de Ankara'dan çok yakından takip ediyorsunuz süreci. Eğitim komisyonuna da mecliste zaman zaman katılıyorsunuz. İlk önce hocam şuradan başlayalım. Malumunuz Sayın Binali Yıldırım'la birlikte yeni bir Bakanlar Kurulu oluştu. Davutoğlu'ndan sonra. Ve Milli Eğitim Bakanı da değişti. Nabi Avcı. Sayın Nabi Avcı Turizm ve Kültür Bakanı oldu. İsmet Yılmaz da Milli Eğitim Bakanı oldu. İsmet Bey ile ilgili tabii konuşacağız. Kendisi eğitimci değil. Bu konuda eğitim camiaları, eğitim çevreleri tarafından çok eleştiri aldı. Neden eğitimci bir bakan gelmiyor? Sağlık Bakanı, Tıp Hekimi, Adalet Bakanı, Hukukçu. Neden Milli Eğitim Bakanı bir türlü eğitimci olmuyor? Ama şu da çok önemli. Sizin Milli Eğitim Bakanı'ndan beklentiniz neler? Buradan başlayalım hocam. Evet, ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Cem TV izleyicilerini Eğitimsen adına saygıyla selamlıyorum. Eğitim yılının her ne kadar 2015-2016 eğitim öğretim yılının sonuna geliyor olsak da eğitimin planlamasının sürekli olması gerekiyor. Çünkü sorunlar da eğitimdeki sorunlar da ne yazık ki katlanarak büyüyor. Böyle bir süreçte biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni kurulan hükümetle birlikte Milli Eğitim Bakanı da değişti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, evet, öğretmen kökenli değil, eğitimci değil. Bu bizim eğitim camiasında özellikle biriken sorunların çözümüyle ilgili yol kat edilmesi konusunda doğrusunu söylemek gerekirse biraz negatif değerlendiriliyor. Yani keşke eğitimci bir Milli Eğitim Bakanı olsa belki çok daha bazı şeyleri paylaşmak çok daha kolaylaşırdı diye, ama bunu Sayın İsmet Yılmaz için haksızlık yapmamak adına da tabii ki hükümet politikalarının içerisinde sürekli yer almış, Milli Savunma Bakanlığı yapmış, deneyimli bir politikacı ve deneyimli bir bürokrat. Disiplinde bir kişiliğe sahip. Tabii bu yönüyle hani tabii yeni süreç ki yeni bakan oldu. 2016-2017 eğitim öğretim yılıyla ilgili sürecin tam da planlanması döneminde bakan, yeni bakan olunmuş oldu. Bu yönüyle avantajları da var. Yani şu Temmuz ve Ağustos aylarının verimli değerlendirilmesi, 2016-2017 eğitim öğretim yılının planlamasının doğru yapılmasıyla ilgili
Bu süreci eğer Sayın Bakan doğru değerlendirebilirse gerçekten önümüzdeki eğitim öğretim yılıyla ilgili yeni bir süreç başlatılmasını biz bekliyoruz. Bu kadar eğitimsel olarak. Evet. Hocam tabii iyi dileklerimiz var ama çok hakikaten ciddi sorunlar söz konusu. Yani şimdi zaten 4-4-4'ten birlikte çok ciddi problemler oldu. Bir de yani 2002-2016 yaklaşık 14 yıllık bir süreç içerisinde 6 tane Milli Eğitim Bakanı değişti. Yani bu gerçekten neyi gösteriyor? Eğitimde bir istikrarın yakalanamadığını gösteriyor. Ve sürekli değişen eğitim politikaları. Tabii ki iyi dileklerimiz söz konusu ama İsmet Bey'in işi gerçekten zor. Değil mi hocam? Yani siz de takip ediyorsunuz. Ama bakalım bu kadar böyle devasa bir eğitim sistemiyle 20 milyon öğrenci, 1 milyona yakın öğretmenimiz var. Nasıl olacak peki? Yani siz bu konuda neler söylüyorsunuz? Tabii İlhan Hocam hani yeni bir bakan göreve başlamış, yeni bir hükümet göreve başlamış. Hani biz iyi dileklerle bir eğitim öğretim yılı başlasın diyoruz ama bizim Türkçemizde de güzel sözler var. Evet. Aslında buradan bakıldığında işte perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye sözlerimiz var. Şimdi hani buradan umutsuz olmayalım isterim ama gerçekten 14 yıllık AKP hükümetleri döneminde 6 tane Milli Eğitim Bakanı değişti. Bu değişen Milli Eğitim Bakanlığı döneminde de eğitim politikaları neredeyse bütünüyle değişti. Yani her bakanlık döneminde farklı bir uygulama. Somut örnek, bakanlığın biri döneminde okul öncesi eğitim zorunlu olacak dendi ki bu 2009'lu yıllarda. Hemen arkasından okul öncesi zorunlu olmaktan çıkarıldı. 4-4-4 eğitim modeline geçildi. İmam Hatip ortaokulları ve liselerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Bunlar çok yaygınlaştırmaya başlandı. Müfredat değişikliğiyle ilgili bir süreç başlandı. İlkokullar, ortaokullar, liselerde seçmeli dersler başlığında birçok dinselleşme süreçlerine tanık olduk. Buralarda zorla dayatmalara tanık olduk. Okullarda Fatih Projesi dendi. 1 milyar bütçe ayrılacağı söylendi. 2015 yani geçtiğimiz yıl tamamlanacağı söylenen Fatih Projesi'nin %15'i bile tamamlanamamış, atanması yapılmayan öğretmenler. Yani onlarca sorun yumağı içinden çıkılmaz hale gelen bir Milli Eğitim Bakanlığı'yla şu anda karşı karşıyayız. Onun için Sayın İsmet Yılmaz'ın birazdan ayrıntılarını konuşacağız. Sayın Bakan'ın bu alanlarla ilgili gerçekten bu zor süreçten çıkışla ilgili bugüne kadarki Milli Eğitim Bakanlarının uyguladığı eğitim sendikalarını, eğitim fakültelerini dikkate almayan sadece AKP hükümetlerinin siyasal yönelimleri, yönlendirmeleri, ihtiyaçları üzerinden eğitimi şekillendirme sürecinden vazgeçmesi gerekir. İlk yapılması gereken bu. Bu olmazsa zaten birazdan konuşacaklarımızdan başarı bekleme şansı yok. Evet. Peki hocam şu öğretmen rotasyonu, yani bu bir ara Nabi Bey döneminde konuşuldu. Yani hatta iller arası değil de ilçeler arası değişik olacaktı. Bir de yıl sınırlaması getirdiler. Sanırım 15 yıl mıydı? O civarda bir. İşte 15 yıl bir okula görev yapan öğretmenin yeri rotasyona değişecek. Şimdi tekrar bugünlerde yine gündeme geldi. Yani bu doğru mu? 950 bin öğretmen ve üstelik iller arası rotasyondan bahsediyor. Yani İstanbul'da değerli izleyiciler, diyelim ben İstanbul Kadıköy'de öğretmenim. Bu rotasyonla belki ne bileyim yani Ankara'ya, Çankırı'ya, Mardin'e, yurdun değişik yerlerine gidebileceğim anlamına geliyor değil mi hocam? Yani bu gerçek mi bu peki hocam? Yani bu çok sıkıntı doğurmaz mı? Zaten tabii, Arap saçına dönmüş durumda. Kesinlikle yani zaten atama bekleyen 300 bin öğretmen var. 950 bin öğretmen şu anda görevde. İl içi, iller arası tayinlerle ilgili bir türlü bir denge tutturulamıyor. Özür grubu tayinlerle ilgili eş durumu özellikle özür grubunun içerisinde. Evet. Eşler bir araya getirilemiyor. Oralarda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bütün bunlar ortadayken
özellikle AKP iktidarlarının Milli Eğitim Bakanlarının uyguladığı yanlış politikalardan biri diye değerlendirdiğimiz bu rotasyon politikası da eğitimde başarıyı yükseltecek yaklaşımıyla sürekli gündemde tutulmaya çalışıldı. Öncelikle müdürler için, şube müdürleri için geçtiğimiz yıllarda evet. rotasyon uygulandı. Arkasından okul müdürleri için rotasyon uygulandı ama onlar görece olarak genellikle kendi ili içinde, hatta kendi ilçesi içinde yapıldı. Geçtiğimiz yıl müdür yardımcılarıyla ilgili rotasyon uygulandı. Yani ve yerleri değiştirildi. Değiştirildi ama bunlar sendikaların da itirazı, kurumların işleyişini tümden bozacak, büyük göç dalgaları yaratmayacak şekilde özellikle de il içinde, hatta ilçe içinde tutulmaya çalışıldı. Tabii müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü rotasyonlarıyla öğretmenler için düşünülen rotasyonu kıyaslamak mümkün değil. Evet. Müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin toplamdaki rotasyon oranına bakıldığında toplamda 40 bini bulmaz belki de yapılan son 3-3,5 yıl içindeki rotasyon. Ama öğretmenlerle ilgili rotasyon ki geçtiğimiz yıl tartışılmıştı bu. 7 Haziran seçimlerine yaklaştığımız süreçte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun direktifiyle durdurulmuştu. Hatta yasası da çıktıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bizim sendikamızın, eğitimcilerin, eğitim fakültelerinin, öğretmenlerin itirazlarını dikkate almadan Türkiye'de tarihin en büyük göçü, kavimler göçünden daha büyük bir göçü başlatacak sürece aslında start vermek üzereydi. Evet. Ama seçimlere de giderken belki bir seçim manevrası olarak da ki şimdi öyle görülüyor, durdurulmuştu, doğruydu. Ama bugünlerde yeniden 900-950 bin öğretmenin geçtiğimiz yılki tartışılanı bir adım daha ileriye, inatla ileriye götürerek, öğretmenlerin aleyhine ileriye götürerek, geçtiğimiz yıl yapılan rotasyon tartışmasında iller arası rotasyon değil, il içinde rotasyon noktasında kalmıştı. Hatta işte kendi okulunda 15 yıl çalışan öğretmenler denmişti. Şimdi görüyoruz ki yeni tartışılmaya başlanılan süreçte bu yıl konusu olmayacak ya da çok cüzi, yani 3-4 yıllık öğretmenin bile bu kapsama alınması söz konusu. Hocam şimdi şu iller arası yine burada yer değişikliği söz konusu. Buradan ben bir yere getirmek istiyorum İlhan Hocam. Evet. Yani 900-950 bin öğretmenin rotasyona tabi tutulmasının arkasında eğitimde başarının arttırılmasını beklemek ham hayal. Evet. Buradan çıkacak tek bir sonuç olur. Özellikle AKP iktidarları müdürlerle bir kadrolaşma sağladı. Şube müdürler üzerine bir kadrolaşma sağladı. Okul müdürlerinin atanmasında, müdür yardımcılarının atanmasında bir kadrolaşma sağladı. Şimdi öğretmenlerin de bu rotasyonla emekliye zorlanarak çok büyük bir kısmını amaç bu mu yani? Burada bir kadrolaşma amacına hizmet edecektir diye biz değerlendiriyoruz. Yoksa öğretmenin yerini değiştirerek ailesinden, evinden, düzeninden kopararak eğitimde başarıyı arttırmak hayalden öteye bir şey değil. Düzenini bozduğun insandan başarıyı nasıl beklersin? Evet, ve öğretmenlere bir anket yapılsa değerli izleyiciler, yani 950 bin öğretmene bir anket yapılsa, yani kaç tanesi bu rotasyona isteyecek, destekleyecek? Çok çok az, belki hiç çıkmayacak. Tamam, yani. Tamam, istemeyecektir. Çünkü yani yıl dışı rotasyon özellikle. Tamam, faydalı bir şey olsa hiç sorun değil, olsun. Yani ama şimdi iller arası değişiklik yapıyorsunuz. İnsanların çoluk çocuğu var, eğitim öğretim görüyor, üniversitede olanlar var, eşinin işi burada olanlar var. Yani nasıl olacak? Bu çok zor bir iş ve 950 bin kişiden bahsediyoruz. Bence bunun bir an önce durdurulması gerekiyor. Umarım yetkililer de bizim söylediklerimizi bir şekilde dikkate alırlar. Bazı gelişiyor. Öğretmen arkadaşlarımız bu rotasyona olumlu bakıyor dediniz. Bazı öğretmen arkadaşlarımız okul içinde işte idareciyle karşı karşıya gelmiş, anlaşamamış. Okul içinde öğretmenlerle anlaşamamış. İşte öğretmenler 5 yıldan fazla bu okullarda kaldığı zaman ne diyelim, ilişkiler bozuluyor gibi biraz böyle çok da eğitimi doğrudan etkilemeyen gerekçelerle rotasyon konusunda farklı düşündüğünü zaman zaman duyuyoruz.
bu saydığımız gerekçeler aslında. Bunlar doğrudan eğitim gerekçesi değil. Ama yapılacak rotasyon uygulamasıyla böyle okulda idareciyle öğretmenin karşı karşıya gelmesinden öte bir göç dalgası. Bu da ciddi tabii, bir sorun olacak. Tabii öğretmenin, öğrencinin öğretmenden ayrılmasını da bu sürece koyarsak ki çok önemli öğrenci yönüyle. Evet. Öğretmenin eşinden, evinden ayrılmasını da buraya koyarsak eğitimin niteliğinin yükseltilmesine hiçbir katkısı olmayıp sadece öğretmenleri huzursuz evet. edecek. Büyük bir kısmını da bir biçimiyle zorla emekliye sevk edecek bir yönelim diye düşünüyorum. Evet. Evet hocam, bir de Maarif Vakfı'nın kuruluşu var. Bununla ilgili de bir telefon bağlantımız var. Bu da son günlere çok konuşulan yurt dışında değerli izleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Maarif Vakfı adı altında bir vakıf kuruldu ve yurt dışına yurt ve ilk öğretimden yüksek öğretime kadar değişik eğitim kademelerinde bu vakıf aracıyla eğitim kurumları açılması hedefleniyor. Bununla ilgili de telefon bağlantımız var. Profesör Doktor Gaye Usver hocamız, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili. İyi akşamlar Gaye hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum hocam. Siz de çok yoğunsunuz. Sizi en kısa zamanda stüdyomuzda görmek isteriz. Değerli hocam, İnşallah. Bu Maarif Vakfı ile amaçlanmak istenen nedir? Siz çünkü eğitim komisyonunda bu gelişmeyi çok yakından takip ediyorsunuz, bu yasayı. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi şöyle, aslında 2012 yılına dönmek lazım. 2012 yılının 30 Mart'ında biliyorsunuz 4+4+4 yasası çıktıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi eğitimdeki en köklü değişiklikleri yaptı. Ve yine aynı yasadan sonra bir takım vakıf ve cemaatlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın içine sızdığı ve bu vakıf ve cemaatler aracılığı ile Milli Eğitim'de müfredatın belirlenmesi, okulların yeniden yapılanması, öğrencilerin seçmeli derslerinin neler olması gerektiği konularına kadar bu vakıf ve cemaatlerin karar verici durumda olduğunu gördük. Özellikle hangi vakıflar ya da cemaatler dediğimizde bunların başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, kızının, gelininin hatta dünürlerinin de içinde olduğu Türkev'den bahsetmemiz gerekiyor. Gerçekten bugün Milli Eğitim Bakanlığı bir takım vakıflara ve cemaatlere terk edilmiş durumda. Ama daha da öncesine baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde Milli Eğitim Bakanlığı geçmiş dönemde cemaate teslim etmiş durumdaydı ki bugün o cemaati paralel terör örgütü, devlet için bölücü örgüt olarak nitelendiren Adalet ve Kalkınma Partisi bugün Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile yasal olarak bir vakıf kurmaya hazırlanıyor. Bu vakfın adı da Maarif Vakfı. Şimdi burada esas olarak hedefleri ve çalışma alanı yurt dışı, yurt dışındaki okullar, yurt dışındaki eğitim kurumları olarak görülen bu vakıf aracılığıyla aslında Milli Eğitim Bakanlığı bir takım görev ve yetkilerini olduğu gibi bu vakfa devredecek. Vakfın birincil amacı bugün 160 ülkede cemaat aracılığıyla oluşturulan 2000'den fazla okulu ele geçirmek veya bu okulların kapatılmasını, bu okulların Maarif Vakfı'na devredilmesini sağlamak. Tabii burada bazı hususlar gerçekten rahatsız edici. Buradan görünen odur ki Milli Eğitim Bakanlığı kendi paralel yapısını bu Maarif Vakfı aracılığıyla kurmak istiyor. Bu paralel yapı Milli Eğitim Bakanlığı adına müfredatı belirleyecek, eğitim modülleri kuracak, eğitici yetiştirecek ve hatta yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait tüm yetkileri Maarif Vakfı kendi üzerine alacak. Bir başka önemli husus bu noktada Maarif Vakfı'nın ne şekilde kurulduğu. 12 kişilik mütevelli heyeti var bu vakfın. 12 kişilik mütevelli heyetinin 7'si kalıcı üyeler ki bunların 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3'ünü ise Başbakan atıyor. Yani bir siyasi ideoloji temelli kurulan, o siyasi ideolojiyi devam ettirecek, o siyasi ideoloji çerçevesinde eğitim kurumlarını yönlendirecek bir vakıftan bahsediyoruz. Esasında konuyu özetlemek gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı bizzat kendisi yasa ile paralel bir örgüt kuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paralel vakfını kuruyor. Bana göre bu kurulan vakıf aslında sarayın Maarif vekaletinin tam da kendisi olacak. Yani bu paralel örgüt sarayın içerisinde
sarayın marifetiyle Milli Eğitim'e yön verecek sistemin sahibi olarak önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak. Tabii bir taraftan da daha önce Milli Eğitim içine sızmış olan Türgev gibi, Ensar Vakfı gibi, Hayrat Vakfı gibi bir takım vakıf ve derneklerin davranışları, hareket biçimleri, kamuoyu vicdanını çok fazla rahatsız ettiği için bundan sonra bu vakıf ve cemaatlerin işlerini görecekleri yerde yasal olan, legalleştirilen bu Marif Vakfı olacak. Yani minareyi çaldılar, şimdi kılıfın içine yerleştirmeye, kılıf içinde saklamaya çalışıyorlar. Peki hocam, bu şimdi ben bakıyorum, vakıf diyor, okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim kurumlar ve yurt, pansiyon, lojman açmasının öngörülmesi. Evet. Kamusal eğitim alanı daha da daraltılacağı, özel öğretim doğrudan destekleneceğini göstermektedir deniyor. Şimdi bakanlığa bağlı bir vakıf ama özellikle şu ifade çok, kamusal eğitim alanının daha da daraltılacağı, özel öğretimin doğrudan destekleneceği. Bunlar ne anlatılmak isteniyor hocam? Yani bir anlamda bakanlık destekli özel öğretim kurumları mı açılacak? Bu anlama mı geliyor şöyle, bu? Şöyle, vakfın esas faaliyet alanı aslında yurt dışındaki okullar, yurt dışında eğitim gören okullar, yurt dışında eğitime gidecek olan öğrenciler gibi görünüyor. Bu çerçevede vakfın anaokulundan başlayıp orta öğretim kurumları, üniversiteler açabilmesi, yurtlar açabilmesi, pansiyonlar açabilmesi, öğrencilere burs verebilmesi gibi çok geniş amaçlar var. Yine bu amaçlar çerçevesinde deniliyor ki Marif Vakfı bu amaçlarına ulaşmak için eğitici yetiştirebilir, eğitim programları, eğitim modülleri oluşturabilir. Şimdi baktığımızda tüm bu oluşturulan çerçeve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir takım yetkilerinin Marif Vakfı'na devredilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkilerinin bu vakıf aracılığıyla gasp edilmesi anlamına geliyor. Tabii tüm bu yapılmak istenenler tevhidi tedrisat kanununa da aykırı. Biliyorsunuz eğitim, öğretimle ilgili her durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Bu kanun koruma altındaki bir kanundur anayasamızda aynı zamanda. Ama burada yapılmakta olan tevhidi tedrisat kanununa aykırı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı yetkilerinin bir vakfa devri şeklinde yasayla bağdaşmayan bir tutum için adım atıldığını görüyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Yeniden sizi de aramıza görmek istiyoruz. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Bu yasaların mecliste tartışılması ve işte son duruma geçilmesinden sonra en kısa zamanda ben de yayın konuğunuz olmayı istiyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bize çalışmanızı yakından takip ediyoruz. Çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok selamlar. İyi çalışmalar. Sağ olun. Saygılar. Değerli hocam. Sağ olun. Evet, Kamuran Hocam, Gaye Hocam da zaten mecliste çok yakından takip ediyor. Bu konulara bir basın açıklaması yapıldı. Yani şu anlaşılıyor, özellikle paralel yapıya karşı, yani cemaat okulları yurt dışına çok hakim. Bunlara karşı bir alternatif, hatta cemaat okullarına bu vakfa devredilmesine bahsediliyor. Yani tabii akıl alır gibi değil, çünkü bakanlığa bağlı. Yani şimdi yarın öbür gün başka hükümetler gelecek. Şimdi herkes bu vakfı kendi ideolojisine göre şekillendirmeye kalkarsa çok ciddi sıkıntılar olacak. Yani düne kadar cemaatin her okuluna ya da yurduna hiçbir şey denmiyordu. Ama şu an dünyanın birçok ülkesinde Gülen cemaatin okulları, yurtları vesaire var. Şu anda sıkıntı duyuluyor. Tehdit olarak algılanıyor devletin birliğine yönelik. Neler söyleyeceksiniz siz bir eğitim sendikası genel başkanı olarak? Evet, TÜRGEV modeli bir Marif Vakfı diye biz de öyle değerlendiriyoruz. Yani bu vakfın hedefleri neyi yapacağıyla ilgili çok büyük kaygılar var. Bu vakfın eğitimde özelleştirmeyle ilgili bir sürece evireceği eğitime öyle kaygılar var. Diğer taraftan da biraz önce Gaye Hanım'ın da söylediği öğretim birliği yasası ile ilgili, yani eğitimde, öğretimde bütün ülkedeki bütünlüğü sağlayan yasaya aykırı kuruluşu ve çalışacağı ile ilgili kaygılar var. Tabii bu yasanın çıkarılması sürecinde bu vakfın, Marif Vakfı'nın yüklenilen, ona atfedilen görevlere bakıldığında aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğer gerekçe
bir cemaatin devlete paralel olarak okullar açıp bu okullarda farklı siyasi propagandaların yapıldığı, ülke çıkarlarının zedelendiği söyleniyorsa böyle bir vakıf kurmaya gerek yok. Milli Eğitim Vakfı var zaten hala. Yürürlükte olan Milli Eğitim Vakfı Milli var. Milli Eğitim Vakfı aracılığa neden yapamıyor? Tabii yani, bu doğrudan devlete bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir vakıf. Bir de hocam şu, ben sözümü kestim. Diğer taraftan bakanlık var. Evet. İnan hocam, yani Milli Eğitim Bakanlığı var. Bu yurt dışındaki okul açmayla ilgili yasal süreci. Yasal hakkı var tabii, mı hocam? Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışında. Düzenlenecek, eksikleri giderecek bir yasal düzenleme yapılıp buradaki yetkiler Milli Eğitim Bakanlığı'na tümden devredilebilir. Bir de hocam şu var, yani tamam paralel yapı deniyor vesaire. O zaman yani şunun yapılması gerekmiyor mu diyelim? Tamam, devlete karşı tehdit oluşturuyor. Sizin uluslararası ilişkiler denen bir kavram söz konusu. Yani Rusya'da, işte Afrika'da vesaire cemaatin okulları, yurtları, lojmanları biliniyor. O zaman o devletlerle işbirliğine geçersin. Onlara konuşursun. Bir şekilde o şekilde bu kurumlara karşı bir yaptırım gerçekleştirirsin. Ama yani bu nasıl olacak? Gerçekten akıl alır gibi değil. Çünkü değerli izleyiciler, yani yarın öbür gün farklı hükümetler gelecek göreve. Herkes kendine göre şu tarafa, bu tarafa eğip bükerse o zaman eğitimin nerede objektifliği, nerede eşitliği, nerede siyaset üstü durumu ortaya çıkacak? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Ki, yani tabii. İlerisini düşünmek lazım yani açıkçası. Ama kesinlikle. Tamamen eğitimi siz ideolojik hale getirirseniz o zaman olmaz ki. Yani 21. yüzyılda hep diyoruz. Yani şu eğitimin, sağlığın, adaletin çok farklı noktada olması lazım. Herkese hitap etmesi lazım. Hangi hükümet olursa olsun hiç fark etmez. Tabii bu vakıfla ilgili biraz önceki tartışma başlıklarını biraz açarsak İlhan Hocam. Bir kere bu vakıf yurt dışı diye kurulmuş olacak öyle, ama yasa tasarısında yurt içinde de faaliyet göstereceği söyleniyor. Evet, biraz önce söylendi, anaokulundan yani okul öncesinden üniversiteye kadar okullar açabilecek, öğretmenini kendisi yetiştirebilecek, Maliye Bakanlığı bu kuruma, bu vakfa bedelsiz kamu mallarını hibe edebilecek, bağışlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı doğrudan yasa çıktığı anda 1 milyon TL yani bugünün parasıyla, eski parayla 1 trilyon TL'yi anında bu vakfa verecek. Devlet okullarına bakıldığında hepsi dökülür. Öğrenci başına devlet okuluna 1-2 lira bile doğrudan katkı sağlamayan Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ne oluyor da bu kurulacak vakfa bu kadar bonkör davranabiliyor? Bizce bu vakıf TÜRGEV'in yurt içindeki yaptığı eksiklikleri tamamlama yönüyle bir görev verilecek. Bir, ikincisi de yurt dışındaki bu cemaat hükümet kavgasından kaynaklı cemaatin açtığı okullara bir biçimiyle el koyma aracı olarak kullanılacak. Hocam, ama her iki yönüyle bakıldığında da çok ters ve gerçekten akıl alır gibi değil. Hukuk devletinde bunların olması akıl alacak şeyler değil. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl olacak da Türkiye'de ya da yurt dışında okulların öğretmen yetiştirmesi dahil, müfredatının belirlenmesi dahil, uygulanması dahil, ders programları, ders saatlerinin düzenlenmesi dahil hiçbir kontrolü olmayacağı ve tamamen yetkiyi vakfa devredeceği bir eğitim modeli oluşturur. Buna nasıl göz yumar? Bunu bugünkü siyasal tartışmalarla örtüştürdüğümüz zaman aslında ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yurt dışındaki okullar evet el konulacak, ama yurt içinde de eğitimin özellikle özelleştirilmesi, tarikat, cemaat kontrolündeki okulların bu vakıf üzerinden doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilişkilendirilmesi, resmiyet kazandırılması süreci yaratılmış olacak. Yani siyasal yaklaşımın son uygulaması diyebileceğimiz bir örnek bu. Evet. Hocam arkadaşlar, kısa bir ara vereceğiz. Değerli izleyiciler, yeniden kısa bir aradan sonra birlikte olacağız.
izleyiciler. Yeniden birlikteyiz. Çok değerli bir konuğum var stüdyomda. Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Kamuran Karaca. Evet hocam, şimdi Maarif Vakfı'ndan bahsederken zaten Gaye Hocam da bahsetti. 12 tane üyesi var. 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3'ünü Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı 2, Dışişleri 1, Maliye Bakanlığı 1, Yüksek Öğretim Kurulu 1 temsilciyle vakfın müteleviyetini belirleyecek ve merkezi İstanbul'da olacakmış. Şimdi zaten anayasa 42. madde değerli izleyiciler. Gerçekten bunda söylemekte fayda var. Anayasada zaten bakın açık ve seçik belirtiyor, diyor ki 42. madde. Kimse eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir diyor. Eğitim ve öğretim burası çok önemli. Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözlem ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz deniyor. Eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldıramaz diyor. Ve şu da var. Özel, ilk ve orta derece okulların bağlı olduğu esaslar devlet okullarıyla erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir diyor. Ve zaten Kamuran Hocam da program arası söyledi. Devlet okullarında yani kamu yararına çalışan okullar ücretsiz olur bir anlamda. Şimdi burada vakıf kuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaynak aktarılıyor. Benim anladığım o. Hatta 1 milyon TL ilk bütçeden aktarılacakmış. Ama az önce de söylediğim gibi kamu okullarından çok, devlet okullarından çok özel okullaşmayı destekler nitelikte deniyor. Yani şimdi burada anayasaya göre, anayasa 42. maddeye göre bir çelişki söz konusu hocam. Yani bir taraftan devlet eşit, parasız, bütün vatandaşlarına devlet okullarına eğitim sağlar diyoruz. Ama diğer taraftan da yani kamusal niteliği artırılması öngörülüyor anayasaya göre. Ki bu anayasanın bir devletin anayasal görevi zaten anayasada belirtilmiş. Ama diğer taraftan da böyle bir durum söz konusu. Yani ben şunu söylemek istiyorum hocam. 21. yüzyıl bilişim ve teknoloji çağı. Yani sanayi devrimini kaçırdık. Bilişim ve teknoloji çağı asıl amaç bu. Şimdi biz bunun yerine eğitimi daha da siyasal hale getirerek bir anlamda ne yapıyoruz? Gelecek nesillere tamamen ideolojik bir şekilde yetiştiriyoruz. Yani o zaman her gelen hükümet kendine göre bir ideolojik anlayış, bir nesil yaratırsa işin içine çıkamayız. Tamamen devletin eğitime, adalete, sağlığa, sağlık politikalarına karşı tarafsız olması gerekiyor ve hükümet politikası değil, devlet politikası olması gerekiyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum hocam? Kesinlikle zaten artık halkın da öğretmenlerin de eğitim çevrelerinin de bıktığı bir noktaya geldi. Türkiye'deki eğitime yapılan siyasal bindirme, siyasal müdahale. Ülkenin çocukları kendi gelecekleri için eğitim alması gerekirken, ülkenin geleceği için eğitim alması gerekirken, bunu da çağdaş normlara göre diğer ülkelerin çocuklarıyla yarışabilecek düzeylerde sağlamak gerekirken, tam tersine ideolojik bindirme üzerinden düzenleme üzerine düzenleme yapılıyor. Evet, biraz önce okuduğunuz anayasamızın da hala mevcut anayasanın da hükümleri çiğnenerek zaten geçtiğimiz yıllarda dayatmacı AKP politikaları nedeniyle 30 bine yakın cemaat, vakıf, tarikatın açtığı eğitim kurumu var. Valilerin göz yumduğu, milli eğitim müdürlerinin göz yumduğu, açılışlarına katıldığı, Karaman'daki gibi çirkin olayların yaşandığı, dayak olaylarının yaşandığı, taciz, tecavüz olaylarının yaşandığı 30 bin civarında okul anayasa delinerek, Milli Eğitim Bakanlığı bunları görmezden gelerek, valilikler görmezden gelerek böyle bir süreci başlattılar. Gerçekten böyle acı bir tabloyla karşı karşıya Türkiye. Şimdi bununla yetinilmiyor. Tümden Maarif Vakfı diye bu cemaatlerin kontrolünde. Gerçekten bunu bütün halkımızın anlaması gerekiyor. Yani cemaatler... Cemaatlerin, tarikatların kontrolünde özel eğitim kurumu olarak çocuklarını para vererek gönderecekleri yeni bir model yaratılmak isteniliyor. Devletin görevi nedir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi nedir? Devletin görevi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi bütün çocuklarımıza
eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak, devlet okullarında nitelikli, parasız eğitimi, kamusal eğitimi sağlamak değil midir? Bütün vatandaşlarımızın bunu isteme hakkı var. Ya inan hocam, yazık ya. Bu konuda ya, ben... içinden çıkılmaz bir halde gerçekten. Evet, velimize de yazık. İlan hocam, ülke öğrencimize de yazık, yazık. Yani ülkemize yazık, bu... eğitime yazık. Bu tablo karanlık bir noktaya doğru götürülüyor. Yani bizim hocamla dediği gibi gerçekten, yani hocam bizim çocuklarımızın bir İngiliz vatandaşının çocuğuyla, bir Finlandiyalı'nın, bir Güney Kore'nin çocuğuyla yarışacak durumda olması lazım. Ama bakın sonuçlara bakıyoruz değerli izleyiciler. PISA sınavları var, TIMSS var. Hiç oraya gitmeye gerek yok. YGS, LYS sınav sonuçlarının ortalamana bakın. Sonuçlar yerlerde sürülüyor. Yani matematikten 50 sorudan öğrenciler, geçen Cihat Şener hocam da buradaydı, %20'yi bile geçememişler. Evet. Şimdi bu kim olursa olsun, yani bu ülke gerçekten yazık oluyor. Yani çocuklarımızı bizim çağdaş bir şekilde yeni gelişmelere uygun olarak, bilime, teknolojiye uygun olarak yetişmemiz gerekirken hala böyle şeylere uğraşmamız gerçekten çok acı ki devlet kontrolü dışında cemaat tarikatlara bıraktığınız zaman yani herkes kendine göre eğip büker olmaz yani. Devlet de kendine olması lazım. Hocam çok konumuz var. Bir de bu Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama ile ilgili sıkıntı da söz konusu. Daha önce birçok müdür baş yardımcısı görev yerlerinden alınmış, rotasyona tabi tutulmuştu. Hatta görevlerini alıp normal öğretmen olmuşlardı ki bunlar sınavla görevlerine gelmiş, atanmışlardı. Sınavla, yazılı sınavla müdür olmuşlardı, müdür yardımcıları olmuşlardı. Şimdi Danıştay bununla ilgili yürütmeyi durdurdu. Evet. Peki son durum nedir? Kaç bin yönetici bu durumda? Son durum nedir? Bundan biraz da bahsedelim. Evet, hani program başlarken güzel şeyler söyleyelim, güzel bir süreç tarif edelim diyorduk ama hani neren doğru ki diye bir sözü anımsatmak gerekiyor. Deveye sorulmuş neren doğru ki. Onun gibi gerçekten okul açma, biraz önce konuştuk. İşte vakıf kurma, yetkiler oraya terk etme. İdareci atamayla ilgili süreç de aynen öyle. Orada da büyük sıkıntılar var. Bugünlerde müdür baş yardımcısı ve okul müdür yardımcısı arkadaşlarımız her gün sendikamızı arıyor, bizleri arıyor. Bizim haklarımız elimizden alınıyor, müdür yardımcılığımız elimizden alınıyor. Bunlar Danıştay'ın kararına rağmen yapılıyor, ne olur bize sahip çıkın deniyor. Meselenin özü şu, geçmiş süreçte müdür olmak, müdür yardımcısı olmak, okul müdür baş yardımcısı olmak için sınava giriliyordu. O sınavlarda alınan başarı puanları üzerinden herkes puanına göre bir okulda idareci olarak görevlendiriliyordu. Evet. Ama geçtiğimiz son özellikle 5-6 yıldan beri o yazılı sınav sonuçları tamamen yok sayılarak yeni bir müdür yardımcısı, baş müdür yardımcısı atama süreci başlatıldı. Burada kıstas olarak yazılı sınav kaldırıldı. Mülakat ya da okul müdürünün önermesi, Milli Eğitim Müdürü ve valinin onayıyla atama süreci başlatıldı. Burada da aslında büyük bir haksızlık süreci başlamış oldu. Türkiye'de mülakat dendiği anda torpil olduğunu hepimiz biliyoruz. Torpil, kadrolaşma. Kadrolaşma. Kaldı ki geçtiğimiz 3 yıl önce yapılan müdürlerin mülakatla görevlendirilmesi sürecinde, puanlama ve arkasından mülakatla görevlendirilmesi sürecinde de yaklaşık 17 bin müdür için bir operasyon yapılmıştı. Bunların 4 bini bizim üyemizdi. Neredeyse tamamı görevden alındı. Bir tek yandaş sendika dediğimiz Eğitim Birsen Sendikası'nın öğretmenleri müdür olarak görevlendirilmeye başlandı ve onlar korundu. Bu arada Eğitim Birsen'e söz hakkı doğuyor hocam. Eğer ilerlerse telefonla, hatta konuk olarak da alabiliriz. Kapımız tabii, tabii açık. İstatistik açık. Yok, orada hani bunu karalama için söylemiyoruz. Evet. Net veriler var. Yani okul müdürlerinin sendikalaşma listesini önümüze alalım. %90'ı şey çıkacak. Şimdi size bir soru soracağım hocam. Böyle bir şey çıkacak. Eğitim Sen'in Türkiye genelinde kaç tane üyesi var? Yani şu an kaç bin üyeniz var? Şu anda 122 bin üyemiz var. 122 bin üyeniz var. Yaklaşık 70 bin de okul var Türkiye genelinde. Kaç tane Eğitim Sen'li müdür yardımcısı var? Hatta eğitim iş de var. Yani hani muhalif olarak kabul edilen. Kamu Sen'i de sayalım. Kamu Sen'i de sayalım. Evet. Sizin mesela
sendikanız kaç tane okul yöneticisi var şu an? Şu anda tüm Türkiye'de 400'ü geçmez bizim okul müdürü sayımız. 70 bin okul? 70 bin okulun içinde 400'ü geçmez. Bizim buna köy yani küçük belde okullarında sayabiliriz. Yani oraya kimse gitmek kadar, istemiyordur yani. O, evet, müdür kimse, olmak isteyen yoktur. Oysa, öyle kalıyordur bizim belki üyelerimiz müdür olarak kalıyordur. Bu kadar kadrolaşıldı. Peki eskiden böyle miydi hocam? Şimdi diyorlar ki, o zaman da diyorlar işte Ecevit hükümetinde, işte diğer Doğru Yol hükümetlerinde, ANAP hükümetlerinde o zaman da aynı durum mu vardı? Size sonuçta o zaman yine sendika üyesiydiniz, İlhan yöneticiniz. Hocam, tabii. Bu şekilde miydi? Bir kere tabii içimizi acıtan bu. Her konuda yalan söyleyen bir siyasal yönelimle karşı karşıyayız. Burada da yalan söylüyorlar. Bunları, bu yalanların hesabını hukuk önünde soracağız. Gerçekten zorumuza gidiyor. Gerçekten ağrımıza gidiyor. DSP iktidarı döneminde yazılı sınav getirildi müdür atamaları için. Müdür yardımcısı atamaları için DSP iktidarı döneminde yazılı sınav getirildi. Tabii iktidarın ilk yıllarında kısmen çeşitli atamalar, yani hem DSP iktidarı döneminde hem ondan önceki iktidarlar döneminde kısmen politik olarak atamalar yapılmış olabilir. Ama hiçbirinde, inanın ben 28 yıllık öğretmenim, hiçbir dönemde bu kadar pervasız, bu kadar tek yanlı, bu kadar diğer bütün insanları yok sayan hiçbir atama süreci yaşanmadı. DSP'nin son sürecinde de idareciler için sınav getirildi. Onun uygulanmaya devam edilmesi gerekiyordu bu AKP iktidarları döneminde de. Bizim beklentimiz oydu. Son Danıştay konusuna gelelim. O kısmı önemli. Danıştay işte bu idarecilerin müdürün teklifiyle hiçbir kıstas gözetilmeden siyasi kadrolaşma biçiminde atanmasına geçtiğimiz hafta verdiği bir kararla dur dedi aslında. Evet. Müdür yardımcısı ve baş müdür yardımcısı atamalarında bir kıstas olmalıdır. İşte kıdem olabilir, hizmet puanı olabilir, başarı belgeleri olabilir ya da en objektifi sınav olabilir, yazılı sınav olabilir. Bunlar üzerinden bugünlerde yeni bir yönetmeliğin çıkarılması gerekiyor. Ama buna benzer hem Danıştay'ın hem Anayasa Mahkemesi'nin okul müdürleriyle ilgili verdiği kararlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne yazık ki hiç dikkate alınmadı. Hep arkasından dolanılarak yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Mahkeme kararları yok sayıldı. Göreve döndürülmesi gereken idarecilerin görevlerine döndürülmedi. Yerine kadrolaşma süreci devam ettirildi. O zaman ne oluyor hocam, şimdi, biliyor musunuz? Evet. Şimdi bu Danıştay kararından sonra umarız böyle olmaz. Evet. Umarız gerçekten baş müdür yardımcısı ve müdür yardımcıları için yazılı sınav ki geçtiğimiz aylarda yazılı sınav da yapılmıştı. Yazılı sınavı kazanan müdür yardımcıları, burası çok önemli. Evet. Yazılı sınavı kazanan müdür yardımcıları göreve atanmamıştı. Bekletiliyordu. Bu Danıştay'ın kararından sonra umarız yazılı sınavı kazananlar müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Orada sınavın içeriğiyle ilgili de bir problem var Danıştay'ın kararında. Oraya da atıfta bulunuldu. Bunlar Cumhuriyet ve Atatürk'le hep bir düşmanlığı var ya, neyse anlayamadığımız. Tabii onun hesabını da soracağız. Yani biz bu ülkenin çağdaş insanları olarak bunların hesabını soracağız. Yanlarına kalmayacak. Sınav sorularında muhtemelen inançlarla ilgili ne diyelim, ilahiyat fakültesi mezununun bile bilmekte zorlanacağı soruları müdür yardımcı sınavlarında sorarken Atatürkçülük ve inkılap tarihiyle ilgili soruları çıkarmışlardı. Danıştay onun çıkarılmasını da doğru bulmadı. Sınavda o sorulmalıdır, o kapsamda da sorular olmalıdır dedi. Çünkü ders kitaplarında var bu başlıklar. Tabii. Onun da düzenlenmesi gerekiyor. Yani mahkeme kararının her yönüyle uygulanması, sınavı kazananlardan başlanarak atamanın yapılması, mülakatın kaldırılması, yeni bir yazılı sınav yapılarak özellikle Atatürkçülük ve inkılap tarihi başlığındaki eksikliğin de giderilmesini biz talep ediyoruz. Yani bu ülkenin kurucu önderinin
ki anayasada da belirtilmiş olmaması, yani bizim bir şekilde kurucu ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Bu zaten son zamanlarda sık sık vurgulanıyor. Tabii bunu yani, şeyle de açmak lazım. İlhan Hocam, bu toplumun gerçekten, özür diliyorum, bunlar konuşunca insan dayanamıyor. Bu ülkenin cumhuriyetini kuran, evet, iktidarlara teslim eden, demokrasiyi getiren, çağdaşlığı, medeniyeti, aydınlanmayı getiren ve benim düşüncelerimi ilerletin diyen, yani tabii bu, evet, insanlara haince saldırmak, acımasızca saldırmak, hatta çeşitli ne diyelim ibadet, evet, görevlilerimizin bile okudukları duaların arkasından, çeşitli gerekçelerle okudukları duaların arkasından Atatürk'ün adını söylemekten imtina ettiği süreç kimsenin yanına kalmayacaktır. Evet. Bu toplumun yüreği kanıyor. Bu toplum bu yapılanları, bu ikiyüzlülüğü görüyor. Evet. Mutlaka bunun hesabını soracak. Evet hocam, zaten yani gerginliğin, kutuplaşmanın hiç kimseye faydası yok. Biz bunu hep söylüyoruz. Yani bir adım, iki adım sonrası ne yapanlara faydası var, ne yapılanlara faydası var. Çünkü aynı gemide yüzüyoruz. Sürekli bunu savunuyoruz. Ki zaten siz zoraki hocam, yani oraya bir müdür yardımcısı gönderdiğiniz zaman, ki yetkinlik de çok önemli, liyakat da çok önemli. O zaman zaten öğrenciye tepki de veriyorlar. O zaman öğrencilere kızmamıza hiç gerek yok. Onları anlamamız gerekiyor. Bugünlerde değerli izleyiciler 500'e yakın lise oldu herhalde. Öğrenciler bildiri yayınlamaya başladılar. Ve inanın, mesela ben isim vermeyeyim, İstanbul'da çok saygın bir lisemizin öğrencinin yazdığı bildiriye baktım. Zaten diyorlar, bizi hiçbir ideolojik tarafa çekmeyin diyor. Bizim amacımız kesinlikle o değil diyor. Biz diyor, bu okulun bir geleneği var. Yüzyıllardır ayakta kalan bir okul. Ve biz bir takım etkinlikler yapmak istiyoruz deniyor. Ki etkinlikler de sonuçta yasalar çerçevesinde daha önce de yapılıyormuş. Bu engelleniyor ama tamamen bir ideolojiye göre etkinlik yapıldığı zaman biz buna rahatsız oluyoruz diyor. O yüzden ne oluyor? Diploma töreninde müdüre karşı sırtlarını dönüyorlar. Protesto ediyorlar ve bu da yayılıyor. Önce bu gençleri anlamamız lazım, kızmadan önce. Değil mi hocam? Yani niye bu çocuklar böyle yapıyor? Evet. Ondan sonra diyor ki gezi süreci vesaire. Yani siz insanları anlayamadıktan sonra gittikçe kutuplaştırdığınız zaman, fizik kurallarına aykırı bu. Yani gerginleştirdiğiniz zaman etki tepki olayı var. Meselesi doğar. Yazık yani. Kesinlikle. Herkese yazık. Yani. Kesinlikle. Bizim çocuklarımız hani çağdaş, aydın, demokrat, bu ülkede gerçekten ülkesi için bir şeyler yapmaya çalışan, kendisi için bir şeyler yapmaya çalışan öğretmen ve öğrenciler, ki özellikle öğrencileri söylemek istiyorum. Çocuklarımız bu yayınladıkları bildirilerde falan mütevazice şunu söylüyorlar. Türkiye gerçekliğinde yaşadıkları baskıya rağmen biz, evet, hiçbir siyasal ideolojik yönlendirmenin etkisinde kalmayarak, bunu neye rağmen söylüyorlar? Her gün bu gençlere İmam Hatip propagandası yapıldığı halde, okullarda siyasal iktidarın ideolojisine göre öğrenci grupları şekillendiği, siyaset yaptırıldığı halde bunu söyleyebiliyorlar. O zaman ne olur? Nasıl yapılıyor baskı çocuklara siyaset? Yani. Abiler, biz biliyoruz ki bugün liselerde abiler var, ablalar var. Onları cemaat kurumlarıyla buluşturan, çeşitli dinsel etkinliklerle buluşturan, onları oralarda organize eden, onlara suç değil, onlara bu faaliyetleri yapmak, bu örgütlüğü, bu siyasal faaliyetlerin içerisinde bulunmak suç değil. Ama bilimsel eğitimden, laik eğitimden, demokrat eğitimden, çağdaş eğitimden yana olmak suçmuş. Sanattan, gibi. Sanattan, spordan bahsetmek. Bahsetmek suçmuş gibi çocuklarımız baskılanarak da bunu söylüyor. Yarın öbür gün bu zorlama olursa bu baskılamayı da kendiler ortadan kaldırıp siz yapıyorsanız biz de yapacağız noktasına geleceklerdir. Bu onların en doğal hakkıdır. Orada mütevazı olmalarına da gerek yok. Gençliğin böyle bir görevi var. Şu nedenlerle de buraya geldiler. Liselerde, ortaokullarda 28 Şubat ve ikna odaları falan diye böyle bir edebiyat var Türkiye'de son dönemde. Yani biz de o dönemlerde o da yanlış. Yaşadık. O da yanlıştı. Yanlış. Ama onun edebiyatını yaparak, oradan sürekli mağdur edebiyatı yapanlar bugünlerde başörtüsü takamıyorduk diye sürekli 28 Şubat'a atıfta bulunanlar, onlara 28 Şubat sürecine rahmet okutacak işler yapıyor. Ortaokulda kız erkek çocuklarını ayrı sınıflara yönlendirmeye zorluyor. Düşünebiliyor musunuz bu çağda? Kızlar da, ayrı, evet, erkekler ayrı okullara. Gene buralarda başörtüsünü zorla takmaya zorlanıyor.
Din dersleri 1 saatten 2 saate çıkarılıyor. Seçmeli din derslerini ki 25 ile 30 arasında seçmeli ders var ortaokul ve lisede, çocuklara zorla din dersleri başlığındaki 3 ders seçtirilsin diye, inanın yeminle söylüyorum, 28 Şubat'ı 12 Eylül'ü rahmet okutacak baskılar yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri yazı çıkarıyor. Okul müdürleri velileri çağırıyor. Okul müdürleri öğrencileri çağırıyor. Bu dersleri seçin diye zorluyor onları. Okullara bu içerikte siyasal olarak AKP'ye yakın kişilerin kitapları zorla dağıtılıyor okullarda. Diğer çağdaş yazarlar falan okulun kapısından sokulmuyor. Öcüymüş gibi, suçluymuş gibi gösteriliyor. Panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler hep bu tarikat, cemaat, vakıf ve benzerinin kontrolünde, onların yönlendirmesinin olacağı şekilde okullara ayarlanıyor. Onun dışında örneğin Eğitim Sen bir konferans verecek diye bugün başvuralım, asla kabul görmüyor. Ama İHH gibi ne yaptığı pek de belli olmayan ideolojik yönüyle diye bakıldığında kurumlar okullarda cirit atıyor. İşte çocuklarımızın daha onlarcasını sayabileceğimiz bu yönlendirme, bu zorlama, bu baskılara karşı çocuklarımızın burasına geldi artık yeter diyor. Evet, bir de şu var hocam, yani bu çocuklar gerçekten Türkiye'nin en iyi öğrencileri. Yani en iyi, çok zor sınavlardan geçerek bu okulları kazandılar. Beyin dediğimiz, beyin takımı dediğimiz öğrenciler. Şimdi dünyadaki gelişmeleri zaten yakından takip ediyorlar. Yani internet diye bir olgu söz konusu. Bilimi, teknolojiyi, sanatı, sporu, her şeyi dünyadaki akranlarıyla sürekli iletişim halindeler sosyal medyadan. Şimdi dünyadaki gelişmeleri görüyorsunuz. Bir taraftan da okulda yaşananları görüyorsunuz, ülkede yaşananları görüyorsunuz. Bu gençler de doğal bir şekilde tepki veriyorlar. O yüzden kesinlikle bu baskının ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani çünkü dünya çok farklı bir noktaya gidiyor. Onların, tabii, gençlerin hocam kafası çok çok farklı çalışıyor. Günümüz nesli, Y ve Z kuşağı deniyor. Çok çok farklı beyinleri çalışıyor artık. O yüzden onları kesinlikle anlamamız gerekiyor. Yani bu baskı ortamının kimseye faydası yok. Yok, kesinlikle. Yani zorla çocukları geçen gün İzmir'de yaşandı. Son söz hocam, arkadaşlar da uyarıyor beni. Son gün İstanbul'da, dün İstanbul'da yaşandı. Beşnoğlu Şube Başkanımız liselerdeki bu zorlamaya karşı açıklama yapan çocukların yanında öğretmen olarak, sendika başkanı olarak yer almak istediğinde polis baskısıyla zorla gözaltına alındı. Bu süreç, bu zorlama devam ettiği sürece gerçekten liselerde tansiyon yükselecektir. Herkes kendini korumaya çalışacaktır. Veliler de, öğrenciler de, eğitimsel olarak biz de bu zorlamaya, bu baskıya sessiz kalmayacağız. Yani bu meydana, bu tarikat takunya takımına bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı bunların orta çağın karanlığına, hem ülkeyi hem çocuklarımıza götürmelerine asla izin vermeyeceğiz. Oyunlarını görüyoruz. Evet. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Değerli bilginizden dolayı sizi de yorduk buraya kadar Ankara'dan. Tekrar yeniden birlikte olmak üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son söz bir şey söylemek istiyorum. Müfettişler bekliyordur, müfettiş arkadaşlarım. Evet. Maarif müfettişleriyle ilgili 2000, son bir söz. Tabii hiç bitmiyor ki bu hükümetlerin, AKP iktidarlarının saldırısı. Müdürleri aldılar. Müdür yardımcılarını aldılar. Öğretmenleri rotasyona koyacaklar, yıldıracaklar. Bu yetmiyor. 2507 maarif müfettişini de görevden alıp istediklerini yaptıracakları, 500 yeni müfettiş görevlendirecekler. Bununla ilgili yasal düzenlemede mecliste biz EğitimSen olarak muhalefet milletvekilleriyle, iktidar milletvekilleriyle de görüştük. Bunun durdurulmasını, bu aksının ortadan kaldırılması sürecinde takipçisiyiz. Evet. Evet, umarım sesimizi duyarlar. Yanlışlardan geri dönülür. Çünkü herkes ilgileniyor. Aynı gemide yüzüyoruz. Aynı ülkede yer alıyoruz. Evet değerli izleyiciler, eğitim gerçekten çok çok önemli. Neden söylüyoruz? Çünkü her şeyin temeli eğitim. Burada çok değişik olduklarımız geliyor. Ekonomistler geliyor, sanatçılar geliyor, eğitim yöneticileri geliyor ve hepsinin ortak noktası eşit, parasız, objektif bir şekilde çağdaş, bilimsel, 21. yüzyılı yakalayacak bir eğitim sisteminin olması gerekiyor. Bunun için de tabii ki önce siyasetten arındırmamız gerekiyor. Partiler üstü olması gerekiyor eğitimin. Yoksa çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Herkes uzaya
İşte Hindistan'ı, Amerika'sı, İngiltere'si uzaya uydu fırlatırken bizim uğraştığımız işlere bakın. Üzülmemek elde değil gerçekten. Önümüzdeki hafta farklı bir konumuzla tekrar farklı konularla birlikte olacağız. İyi akşamlar, hoşça kalın.